Deniz'den babam çıkacak komun YouTube kanalına hoş geldiniz. Su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren konularla konusun uzmanlarını ağırlamaya devam eden su ürünlerinde yeni ufuklar, vizyon, video serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin en verimli ovalarından birisinden ismini alan özel bir üniversiteden, Çukurova Üniversitesi'nden. Adana'dan, Çukurova Üniversitesi'nden Doktor Sedat Gündoğdu. Deniz'den babam çıksa komun, su ürünlerinde yeni ufuklar, vizyon video serisinin yeni konu. Bugünkü videomuzun bir diğer değişmez konu ise yine Antalya'dan. Aquapena su ürünleri mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinden su ürünleri mühendisi Cem Kadeş ile birlikteyiz. Öncelikli olarak bu videomuza hoş geldiniz demek istiyorum size. Ardından biraz da Sedat Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Biz Sedat Hoca'yla su ürünleri sektörüne dair bir gelecek vizyonu sunmayı hedeflediğim Dijital Dergi'nin ikinci sayısının vesilesiyle tanışmıştık. Sedat Hoca'nın dahil olduğu bir grup özellikle Akdeniz'de farklı etkiler altında ekolojik yapısı hızlı bir şekilde değişen Akdeniz'de plastik kirliliğini izlemek ve bunun etkilerini incelemek üzerine bir çalışma yürütüyor. Ben öncelikli olarak ilk sorumuzu sormadan önce tekrar hoş geldiniz diyeyim. Bir söz hakkı vereyim size. Çok hızlı girdim galiba. Estağfurullah. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben daha önce sizinle yine derginizin, dijital derginizin bir sayısında bu konu hakkında biraz da olsa bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Tekrar burada olmaktan mutluyum. İnsanlara bu konunun farkındalığının aşılanması konusunda böyle bir program kaydettiğiniz için de ben size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Siz de çok teşekkür ederiz tekrar konuk olduğunuz için. Ben öncelikli olarak mikroplastik araştırma grubunun ne olduğunu ve kimlerden oluştuğunu bütün bir konuya girmeden önce bir merak ederek size sormak istiyorum. Şimdi mikroplastik araştırma grubu olarak biz aslında bizim fakülteden, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümünden ben ve Profesör Doktor Cem Çevik'in öncülük ettiği bir grup. Zaman zaman dahil olan araştırıcıların isimleri ve sayıları değişebilmekte. Ancak biz ikimiz daimi şeyiz, yürütücüsüyüz bu grubun. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden zaman zaman çeşitli araştırıcılar bizimle beraber çeşitli araştırmalara katılmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi'nden bizim birlikte çalıştığımız hidrodinamik modelleme yapan, özellikle bu plastiklerin partikül hareketlerinin izlenmesinde bize yardımcı olan, bizimle birlikte iş çalışan Burak hocamız bizimle beraber çalışıyor. Yine aynı şekilde bizim burada kimya bölümünden bir kimyager arkadaşımız, uzman arkadaşımız yine bizim kimyasal analizlerimizde, özellikle mikroplastiklerin kimyasal karakterizasyonunda bize yardımcı olan Serkan arkadaşımız var, yine bizimle birlikte çalışıyor. Benzer şekilde yine bizim doğal üyelerimiz var. O doğal üyelerimiz de tabii üniversitemizin merkezi labında özellikle Raman spektroskopisini kullanan Selda ve Uğur arkadaşlar var. Onlar da bize bu yine mikroplastiklerin daha küçük partikül boyutunda olanların kimyasal karakterizasyonunda yardımcı oluyor. Yani aslında merkezde ben ve Profesör Doktor Cem Çevik hocamız var. İkimizin olduğu ve etrafta da değişken sayıda araştırıcıların zaman zaman yer alıp ayrıldıkları bir grup. Evet, çok teşekkür ederim. Plastik ve özellikle mikroplastik deyince aslında birçok şey sormamız gerekiyor ama yine temel haliyle mikroplastik araştırma grubu Çukurova ve İskenderun körfezlerinde çalışıyorsunuz ağırlıklı olarak araştırmalarınızdan gördüğüm kadarıyla. Neyi amaçlıyorsunuz? Hedefiniz nedir? Biz bu mikroplastik araştırma grubu olarak bu çalışmalara başladığımızda öncelikli hedefimiz Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kompozisyonunun ortaya konulmasını kendimize misyon edinmiştik başlangıç olarak. Çünkü kendi bulunduğumuz bölgenin özellikle çeşitli uluslararası modelleme çalışmalarında, başka araştırıcıların yaptığı çalışmalarda önemli bir kirlilik alıcı ortamı olduğu paylaşılıyordu. Biz de bunun gerçekten de sahada böyle olup olmadığını araştırmak gerektiğini düşünüyorduk. Çünkü daha önceki yaptığımız çalışmalarda özellikle balıkçılık ve bentik ekosistemle ilgili yaptığımız, yani deniz dibi ekosistemiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda çok ciddi miktarda plastik çöpe rast geliyorduk. Yüzen
plastik çöplerin yoğunluklu olduğu bir bölgede olduğumuzu biliyorduk. Yine sahillerde de çok ciddi çöp olduğunu, biz plastik çöp olduğunu gözlemliyorduk çalışmalarımızda. Böylelikle ilk olarak İskenderun Körfezi'nde başladık çalışmalarımıza. Daha sonra Mersin Körfezi'nde devam ettik. İşte ondan sonra çeşitli vesilelerle İstanbul'dan, Ege Denizi'nden, Marmara'dan, Ege Denizi'nden ve yine Mersin'den, Mersin açıklarından topladığımız çeşitli canlılarda mikroplastiklerin varlığını, bulunduğunu inceledik. Yine Türkiye'nin genelinde topladığımız midye dolma örneklerinde mikroplastik varlığını araştırdık. Greenpeace ile beraber yaptık bu projeyi de. Şu anda tüm dünyada topladığımız içeriğinden bahsetmeyeceğim. Henüz de çünkü daha yayınlamadık. Biraz önemli bir çalışma olduğu için çok fazla tüyo da vermek istemiyorum. Orijinalliğini yitirmesin diyeyim, saklı kalsın, sürpriz yaratayım. Tabii, tabii. Dünyadan topladığımız bir örnek tipi var. Bu örnek tipi içeriğinde mikroplastik bulunurunu araştırıyoruz. Şu anda hali hazırda projemizi sürdürüyoruz. Profesör Doktor Tufan Erol Doğan hocamız, bizim aynı zamanda fakülte dekanımız. Yine araştırma görevlisi arkadaşımız Ece Evliyaoğlu ile beraber, bir de Cem hocamızla beraber, Cem Şevik hocamızla beraber aktif olarak şu anda o örnekleri inceliyoruz. Şu anda yine başka bir projeyle İstanbul Boğazı'ndaki mikroplastiğin endüstriyel ve insan aktivitelerinden, yani şehir aktivitelerinden ne kadar etkilendiği ve nasıl taşındığıyla ilgili bir projede bir danışmanlık olarak, danışmanlık görevi yürütüyorum. Yani projenin örnekleme kısmının ve mikroplastik tesislerin nasıl yapılacağı konusunda arkadaşlarla beraber İstanbul Üniversitesi'nden, İTÜ'den, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlarla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda mikroplastik araştırma grubunu dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Sadece Adana'da, Çukurova'da ya da işte İskenderun, Mersin Körfezi'nde değil de tüm dünya denizlerinde çeşitli araştırıcılarla birlikte iş yapabilmeyi, araştırma yapabilmeyi, kendine vaziyetine bir grup haline gelmeyi düşünüyorum. Bunların olabilmesi için proje olması lazım. İşte bu yüzden sürekli proje başvurularıyla grubumuzun etki alanını büyütmeye çalışıyoruz. Evet, özellikle Türkiye'nin belirli bir bölgesinden böyle bir araştırma grubunun çıkması aslında çok önemli. Ama biraz da şöyle özelden genele doğru bir gidelim. Akdeniz'de olabilir ya da bilmiyorum Avrupa kıtasında olabilir. Mikroplastiklerle ilgili başka araştırmalar yürüten dünyanın başka bölgelerinde gruplar ya da akademisyenler var mı? Ya da nasıl yürüyor? Var tabii. Mikroplastik biz ilk başladığımızda Türkiye'de biz ve sadece işte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden bir araştırıcı Karadeniz'de bir çalışma yapmıştı. Bir de ODTÜ'den bir araştırmacı grubu bir çalışma yapmıştı. Ancak yayın ve çalışmaların sayısı açısından, yapılan projeler açısından biz biraz aldık diyeyim, suyun başını erken tutmak diye bir deyim vardır. Biz araştırma alanımızı da genişlettik. Atık su arıtma tesislerinde, mikroplastiklerde çalışmak suretiyle, tuzlarda mikroplastik çalışmak suretiyle Türkiye'de şu anda bu konularda en etkin ve en aktif çalışan araştırma grubu biziz. Avrupa'da birçok bölgede bunu çalışan araştırma grupları var. Almanya'da Alfred Wegener Enstitüsü'nde çok önemli bir grup var. Özellikle kutuplarda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yine İngiltere'de bizim bu camianın, plastik kirliliği araştırma camiası, araştırıcılarının yer aldığı camianın babası diye nitelendireceğimiz bir araştırmacının olduğu Plymouth Üniversitesi'nden Richard Thompson'ın başkanlık ettiği bir Plymouth Marine Lab var. Onlar çok büyük bir araştırma grubu ve gerçekten çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Benzer şekilde İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer çalışmalar yürüten benzer çalışma grupları var. Bu çalışma gruplarının hepsi, bu çalışma ekiplerinin hepsi farklı alanlarda çalışıyor. Ancak zaman zaman işbirliği halinde de çeşitli projelere imza atabiliyorlar. İşte biz de bunlardan birini İngiltere'den bir araştırma grubuyla birlikte yapmayı planlıyoruz. Şu anda proje yazım aşamasındayız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ben iyi olacağına inanıyorum. Ben biraz önce çok özür dilerim, kısa bir bağlantı sorunu yaşadım, koptum. Şu anda umarım görünüyoruz.
çok kopmadı aslında. Görünüyorum değil mi? Tamam peki. Evet, evet. Peki tamam, bir an tekrar bağlanacağım diye panikledim, tekrardan endişelendim. Hocam ben bir soru sormak istiyorum size. Şimdi tabii söylediklerinizin birçoğu aslında akademik anlamda çok önemli şeyler, çok ciddi şeyler söylüyorsunuz aslında. Fakat biraz da halkın da anlayacağı dilde biraz olayları daha da basitleştirmek için biz mikroplastiği önce bir tanımlasak, tehlikeli midir veya ne kadar tehlikelidir, bizi bekleyen en büyük tehdit nedir bunda, bu konuyla ilgili dünyada yapılmış başka çalışmalar var mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Yani önce bir basit bir tanımla geçersek çok sevinirim hocam. Şimdi mikroplastikler şöyle biraz kitabi bilgi ve bunu işte genelde ben hep şey yapıyorum. Çok fazla farklı gruba bu konuyu anlattığım için o yüzden hani herkesin anlayacağı tanım olarak mikroplastikleri boncuk, tespih tanesinden daha küçük plastikler olarak nitelendiriyorum. Yani boncuk gibi olan, boyutları 5 milimetre çapını geçmeyen, 5 milimetreyi geçmeyen her türlü plastik mikroplastik olarak nitelendiriliyor. Mikroplastikler iki farklı şekilde sınıflandırılıyor. Birincisi daha büyük plastiklerin, mesela poşet, pet şişe ya da evimizdeki herhangi bir plastik malzemenin zaman içerisinde çeşitli faktörler yardımıyla işte zorlama olur, güneş ışığı olur, rüzgar olur, düşme, kırılma, parçalanma sonucu daha küçük parçalara ayrılması sonucu oluşabilir. Bunlara biz birincil mikroplastikler diyoruz. Bunlar daha böyle kırık parçalardır. Yani etrafınızda bunu görebilirsiniz. Aynı zamanda elbiselerinizdeki lifler de bu birincil ikincil mikroplastiklere giriyor. Birincil dedim, pardon, ikincil olması gerekiyor. Bunlar ikincil mikroplastikler, sekonder diğer adıyla. Bir de birincil mikroplastikler, onlar plastik olarak, mikroplastik olarak üretiliyor. Mesela yüz temizleme jeli. Yüz temizleme jelinin içerisinde mikro tanecikler var. O mikro tanecikler bizim işte o siyah noktalarımızı gidersin diye aşındırıcı olarak kullanılıyor. Diş macunlarında var onlar yine. Çoğu zaman böyle küre halinde olur. Bazıları film şeklinde olabilir. 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklar ciddi anlamda risk içeriyorlar. Şöyle, birincisi bunlar çok küçükler. Çok küçük oldukları için en ufak canlıların bile bünyelerine girme ihtimali barındırıyorlar bunlar. Yani bünyelerine girmeden kastım şu, planktonlar da bunları yiyebilir, yengeçler de bunları yiyebilir, balina da bunu yemek zorunda kalabilir. Bu mikroplastiklerin ne kadar geniş bir canlı kesimini etkileyebildiğini ortaya koyuyor. Bu fiziksel olarak yarattığı etkilerden birincisi, özellikle yutulması yanlışlıkla. Bir de kimyasal olarak yarattığı çeşitli etkiler var. Bu da mikroplastiklerinden ziyade plastiklerin genel özelliği, kendi içerilerine plastiklerin çeşitli kimyasallar eklenir. Plastik, ham plastik evimizde ya da normal hayatımızda kullandığımız plastikten çok çok farklıdır. Ham plastiğin içerisine çeşitli kimyasallar eklenerek o bizim kullandığımız tüketici kimya plastiklerine dönüşür. Bu kimyasallar plastikleştiriciler, ondan sonra alev geciktiriciler, ondan sonra yumuşatıcılar, sertleştiriciler, dolgu maddeleri gibi çeşitli kimyasallar. Bunların çok çok uzun ve karmaşık kimyasal isimleri var. Şimdi bu plastikler, mikroplastikler de dahil olmak üzere plastikler bu kimyasalları içeriyor. Şimdi bu kimyasalları denizel ortama girdikleri zaman bu plastikler tekrar geri bırakabiliyorlar bünyelerinden. Sızabiliyor bu kimyasallar. Bunun yanında bir de Truva atı etkisi var bu plastiklerin, mikroplastiklerin. Ortamdaki tüm kirleticileri bünyesine toplayabiliyor. Bir plastik denizel ortama girdiği zaman yaptığı ilk iş çevresindeki diğer kirleticileri bünyesine almak. Ağır metalleri, kalıcı organik kirleticileri, petrol kirliliği yaratan işte petrol türevli kirleticiler, antibiyotikler, pestisitler, buna benzer bütün mikro kirleticileri bünyesinde toplayabilme özelliğine sahip. Bu yüzden mikroplastikler çok ciddi sağlık riski yaratabiliyor. Bu potansiyele sahip. Birçok çalışmayla mikroplastiklerin canlılarda çeşitli bu anlamda ciddi riskler ve rahatsızlıklar yarattığı ortaya konulmuş. Bir çalışmada örneğin özellikle nano plastiklerle beslenmiş dafnyalar sazan balıklarına yediriliyor. Sazan balıklarının kan beyin bariyerini geçerek beynine
de birikime neden olabiliyor. Hatta ikinci en çok biriktiği organlardan birinin beyin olduğu tespit ediliyor. Buradaki asetilkolin esteraz aktivitesi, yani asetilkolin esteraz dediğimizde beynin sazanın davranışlarını kontrol ederken kullandığı kimyasallardan birisi, bunun aktivitesini de değiştirerek davranış bozukluğuna neden olabiliyor. Şimdi bu bir çalışma. Başka bir çalışmada yine büyüme anormalliklerine neden olabiliyor bu nanoplastikler ve mikroplastikler. Evet, epey sorunlu. Ben şu anda yaptığım işin bir kısmında plastik ham madde üzerine çalışan bir birimimiz var. Evet. Oradan biliyorum, böyle boncuk boncuk, hatta nereden geldi bilmiyorum ama böyle 3-4 tanesi benim hatta arabamın bagajına bile ulaşmış. Siz bazı katkı maddelerinden bahsetmiştiniz de, biz bir de sera örtüsü de basan bir takım müşterilerimiz var. Onlar da UV koruyucu, UV'ye karşı dayanıklılık artıran katkı maddeleri koyuyorlar diye biliyorum. Katkılı diye yazar. Evet. Boya katıyorlar. Siz de belirtmiştiniz. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Peki sadece Çukurova için ve hemen komşusundaki Mersin ve İskenderun Körfezi için demiyorum ama denize karışan mikroplastik denize nereden geliyor? Bunun kaynağı ne olarak belirlenmiş ya da spesifik kaynağı var mı bunun? Yani şöyle, spesifik kaynağı tabii ki var. Spesifik kaynağı insan, en temel kaynak insan. Ancak bulaşma yolları açısından soruyorsanız eğer, en önemli bulaşma yolu nehirler. İkinci en önemli bulaşma yolu da rüzgar. Ve bir diğer bulaşma yolu da direkt olarak denizlere boşaltılması. Nasıl oluyor bu? Özellikle az önce bahsettiğiniz boncuk şeklindeki ham plastikler, biz onlara pelet diyoruz. Bu peletler bir noktadan başka bir noktaya gemiler yardımıyla taşınıyor. Evet. Gemiler yardımıyla taşınırken bu konteynerler çoğunlukla kayboluyor. Düşüyor denizde ya da taşıma esnasında, transfer esnasında bunlar sızabiliyor denizel ortama. Bu şekilde de mikroplastikler denizel ortama bulaşabiliyor. Ancak dediğim gibi daha çok nehirler aracılığıyla ve rüzgar aracıyla bulaşabiliyor. Onun yanında tabii dediğim gibi direkt olarak denize dökülen diğer plastikler de mikroplastiklerin kaynağı. Nehirlere de en önemli plastik girdisi, iki önemli girdi var. Birisi tarımsal aktivite, ikincisi kentsel aktiviteler. Tarımsal aktivite, kentsel aktiviteden kastım içinde endüstriyel aktivite de var. Endüstriyel faaliyetler de var. Yani fabrikalar, şunlar bunlar. Kentsel aktivite içerisinde atık su arıtma tesisleri önemli bir kaynak. Çünkü evlerimizden biz günde binlerce mikroplastiği, mikrofiberi lavabolarımızdan atık su arıtma tesislerine gönderiyoruz. Yani bu çok önemli bir kaynak. Bir diğer kaynak da tarımsal faaliyetler. Özellikle örtü altı yetiştiriciliği ciddi bir plastik kirliliği kaynağı. Özellikle tek kullanımlık damla sulama boruları, plastik kasalar, bitki tutundurma ipleri, yine büyük örtü seraları, bunlar çok ciddi plastik, mikroplastik kaynağı olarak sayılabilir. Bunun yanında tabii de çok fazla pestisit kullanıldığı için bölgede, özellikle ben Çukurova için söylüyorum, pestisitlerin plastik kutuları da, plastik şişeleri ciddi anlamda bir plastik ve mikroplastik kirletici kaynağı olarak yerini alıyor. Evet. Hocam, çok teşekkür ederim. Arada bir şey eklemek istiyorum. Birinci kaynak aslında buradaki bizim son tüketici dediğimiz işte insanlar, yani evsel kaynakların en fazla gönderen mikroplastikleri bizleriz. Ama onun dışında tabii ki anladığım kadarıyla bu sanayi sektöründe de çok fazla kullanılıyor. Sanayi sektörünün atıkları olarak da çok fazla. Çok ciddi. O zaman şöyle bir şey de olabilir mi? Yani bu organize sanayilerde de biliyorsunuz onlar da yine atık sularını bazen şeye gönderiyorlar. Tabii çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben araya girdim mi? Araya mı girdim? Yok devam edecekseniz geçen iki ay önce burada Büyükşehir Belediyesi atık su biriminden bir arkadaşla
Yine bu mikroplastik meselesini ben anlatıyordum onlara. Çünkü bir tanıdık vesilesiyle konuşuyorduk bu bir ortamda. Bana şey dedi, bu geri dönüşümcülerin olduğu bölgede atık suda, atık su mazgalları, ızgaraları tıkanıyor. Özellikle küçük gözlü ızgaralar var. İkinci kaba filtreden sonra ikinci bir ızgara var. Oralarda ciddi miktarda mikroplastik birikiyormuş. Biz işçileri her gün o plastikleri küreklerle ayıklamaları için oraya gönderiyoruz diyor. Çünkü bu organize sanayi bölgelerinde spesifik arıtma tesisleri olmak zorunda ama yok. Hepsinde yok. Bir de organize sanayi bölgelerinde özellikle çok ciddi bir kirlilik yükü var. Yani organize sanayi bölgesinde eğer ki plastik işleme atölyesi varsa oradan çok ciddi bir plastik sızıntısı oluyor. Ben burada mesela Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin atık sularının döküldüğü yerde kenardan başka yani atık su dökülmeden önce geçen bir dere misali küçük bir su birikintisinde binlerce mikro pelet, o dediğimiz o işte ham plastiklerden gördüm. Yani dokunamıyorsunuz tabii çünkü o kadar kirli ki korkuyorsunuz dokunmaya. Yani bu oradaki işletmelerden sızdı. Gayet belli. Bunun yanında yine bu geri dönüşüm atölyelerinden, geri dönüşüm tesislerinde plastik parçalanıyor. Yıkanıyor. Yıkama esnasında da çok ciddi mikroplastik atık suya sızıyor. Yani dediğiniz gibi gerçekten organize sanayi bölgeleri önemli bir kirletici kaynağı. Biz burada hem Seyhan hem de Yüreğir'de yer alan iki tane büyük arıtma tesisinin çıkış ve giriş sularında mikroplastik miktarlarını inceledik ve arıtma testlerinin plastiğin sadece %70'ini, mikroplastiğin sadece %70'ini aratabildiğini tespit ettik. Yani normal arıtma tesislerinde mikroplastiğin %70'i arıtılabilir. O da full kapasite çalışırlarsa. Tabii. Yani bir de bu %70'i şöyle düşünün. Günde 1 milyar adet partikül geliyor. 1 milyara yakın. Çünkü 2 milyon kişiye hizmet ediyor bu atık su arıtma tesisi. Bu sadece Adana için. İstanbul, Ankara falan buralardan bahsetmiyorum beyiz. Tabii. Çok ciddi sayılar bunlar. Yani %70 büyük rakam, büyük sayı, büyük oran diye bakmamak lazım. 1 milyar partikül olunca 300 milyona denk geliyor. %30 sızıyor yani, kaçıyor. Peki, bir de şöyle de bir durum var. Peki bu bir sistemle ilgili, yani arıtma sistemleriyle ilgili bir problem mi? Yoksa biz daha mikroplastikleri tanımadığımız için, bu kadar etki yapacağını bilmediğimiz için buna hazırlıklı değiliz. O yüzden mi sistemlerimiz mi hazır değil bizim buna? Ya şimdi şöyle, birincisi biz mikroplastik dediğiniz gibi mikroplastiğe yabancıyız. Henüz bizim mikroplastikleri kirletici olarak görme gibi bir şeyimiz yok. Henüz görmüyoruz mikroplastikleri kirletici olarak. Bu tesisler mikroplastikleri tutabilecek teknolojik yeterliliğe sahip değil. Çünkü mikroplastiklerin en başarılı arıtıldığı arıtma tesislerinde 3 aşamalı, en az 3 aşamalı arıtma tesisi, arıtma aşaması var. Bu 3 aşamalı arıtma aşaması olmazsa mikroplastiklerin büyük çoğunluğu arıtılamaz. Burada genelde 2 aşamalı oluyor. Bir çökelme havuzları, diğeri de birincil, yani birincil ve ikincil arıtma var. Üçüncül, dördüncül arıtma kısımları, filtreleme sistemleri henüz yaygın olarak kullanılmıyor. O yüzden arıtma tesislerinin şu anda mikroplastikleri önleme gibi bir kapasitelerinin olmadığını ne yazık ki söylüyorum. Mersin'de yapılan bir çalışmada, yine bizim yaptığımız çalışmadan sonra yapılan bir çalışmada bizim bulduğumuz değerlerden çok 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 daha düşük değerler bulmuşlar. Yani %30 arıtabildiğini falan söylüyorlar. Şimdi bu büyükşehirin arıtma tesisi. Şimdi büyükşehirin maddi gücü daha yüksek olduğu için arıtma tesisi daha kapasiteli. Şimdi bir de büyükşehirin kurduğu ama yani merkezde olmayan, daha uzak ilçelerde olan arıtma tesislerinde bu durum daha vahim. Çünkü birincisi daha henüz evsel kanalizasyon atığını, yani içerisinde mikroplastik olmayan atığı arıtmada güçlük çekiyor bu tesisler. Bir de üzerine mikroplastiği arıtabilecek sistemlerin eklenmesi tabii önemli bir külfet getiriyor. Bir de sadece mikroplastik değil, başka mikro kirleticiler var. Yani ilaç kirliliği var. Evet. Bu ilaç kirliliği de çok önemli bir kirletici. Yani şimdi bunun da giderilmesi için çok ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Ama çok büyük büyük miktarda popülasyonun olduğu alanlarda bu yatırımlar da yine bu kirleticilerin eliminasyonunda çok yetersiz kalıyor. Maalesef. Ben
çok minik bir şey için araya girmek istedim şeyde. Bize biliyorsunuz görmek istediğimizi gösteren bir sosyal medya platformumuz var. Instagram. Denizden Babam Çıksa.com'un Instagram hesabında bazen şu bize şey diyor ya, önerilen görsellerden oluşan bir kolaj sunuyor. Vaktim oldukça oraya bakarak etrafın ne olduğunu görmek istiyorum. Ve geçenlerde aslında bir yerde daha gördüm ama tam olarak hatırlayamamıştım nerede gördüğümü de. Bir adet çikolata kağıdı bulmuşlar. Üretim tarihi 1986 ve sapa sağlam kalmış suyun altında. Yine yakın. Yine yakın o. Ben 1960'lardan bir deterjan kabının bir fotoğrafı vardı. Yine Twitter'da gördüm yani. Yüzüp duruyorlar. Tabii çok yaygın. Yani plastik, mikroplastik bunlar sonsuza kadar doğada kalabilecek özellikte malzemeler. İşte suyun üzerinde aslında ihtiyacımızı giderirken galiba son gittikleri yeri biz çok şey yapamıyoruz. Planlayamıyoruz. Bir de siz dediniz ya, tek kirletici aslında plastik değil. Şu anda konuştuğumuz konuyla çok bağlantılı değil ama bunu umuyorum bir gün bir yerde tekrar konuşma imkanı yakalarız. Biz şimdi özellikle koronavirüsle başa çıkmaya çalışırken bol miktarda dezenfektan kullanıyoruz. Alkol bazlı. Bakalım onun sonucu ne olacak? Daha onların etkilerini görmedik. Biraz endişeliyim bu konuda aslında. Dezenfektanları da mümkün olduğu kadar kontrollü şekilde kullanıp öneriyorum ama ne olur nereye gider şu anda bilmiyorum çok. Yani evet. Konumuza dönüp bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir açıklaması da var. Yani özellikle işte şehirlerin belediye başkanlarına söylüyorlar. Kesinlikle sokak dezenfeksiyonu yapmayın. Hiçbir işe yaramıyor ve ayrıca yeraltı su kaynaklarını da kirletiyorsunuz diye. Ve kullanılan ben bas bas bağırıyorum hocam. Maalesef. Biraz yine denizaltı yaşamına doğru bir dönelim isterseniz. Şimdi Çukurova, İskenderun Körfezi'nin civarına baktığımızda bu bölge denizaltı yaşamı için aslında çok önemli bir bölge. Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yeri kadar önemli. Ben bu bölge için özellikle mantava tozunun çok önemli olduğunu, üreme alanı çünkü. Kaplumbağalar var, çeşitli karides türleri var ki bunlardan bir kısmı Kızıldeniz göçmeni bile olabilir. Akdeniz'de her şeye rağmen yaşamını sürdürmeye çalışan balık türleri ve balık sürüleri var. Önemli üreme ve beslenme, saklanma alanları bu bölgeler. Mikroplastiklerden bahsederken bu bölümünü bütünüyle ayırmamız imkansız. Denizaltı yaşama mikroplastiklerden nasıl etkileniyor? Şöyle, ben bu konuyu yanıtlarken öncelikle yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bir kere 2017-2018 döneminde gerçekleştirdiğimiz, Mersin Körfezi'nde gerçekleştirdiğimiz bir çalışmada biz bir trolle deniz dibinden plastik örneklemesi yaptık. Şunu gördük. Plastikler, deniz dibine çökmüş plastikler ciddi anlamda bir habitat işgaline neden oluyor. Bu büyük plastiklerin yarattığı etkilerin başında geliyor. Üzerlerinde bir sürü canlının, özellikle tek tipte canlı olmak üzere Neophyclodonte cochlear diye bir tür, kabuklu bir tür. Bunun yoğun olarak yerleştiği ve plastiği dibe mahkum ettiği, çünkü ağırlaşıyor üzerine çeşitli canlılar konunca, böyle bir o bölgeyi komple kapladığını, plastiklerin bu bölgeleri komple kapladığını ve bu canlıların da plastiklerin üzerine yerleşmek zorunda kaldığını, bunu da canlıların o bölgedeki bulunduğunda bir seçiciliğe neden olduğunu tespit etmiştik. Bunun ardından biz oradaki canlıların mikroplastiklerden de etkilenebileceğini tahmin etmiştik. Nitekim Greenpeace'te yaptığımız çalışmada da bunun sonuçlarını gördük. Özellikle dipten beslenen kefal mesela önemli oranda mikroplastiği bünyesine almak zorunda, yemek zorunda kalabiliyor. Tabii bunun yanında bu mikroplastikler balıkların bünyesine girdiğinde ciddi anlamda bir sindirim kanalı tıkamasına neden olabiliyor. Balıkların strese
girip bu stres neticesinde zarar görmesine neden olabiliyor. Bunun yanında yine organ yaratılmalarına, bunlar fiziksel etkilerden bahsediyorum ben, kimyasal etkilerine daha gelmedim. Buna neden oluyor. Bunun yanında tabii sadece şey değil, yutma nedeniyle oluşmuyor. Bu plastiklerin bir kere bulundukları ortamda ki canlılığı da manipüle etme gibi bir durumlar söz konusu. Çünkü biliyorsunuz mikroplastikler denize girdikleri zaman çoğunluğu yüzeyde yüzüyor. Yüzeyde yüzdüğü için öncelikle üzerlerinde bir film, biyofilm kaplanıyor. Bu biyofilm üzerinden nestonik canlılar o bölgede bir yaşam alanı oluşturuyorlar. Nestonik dediğimiz yüzeyin ilk 10-15 santimetrelik kısmında, 20 santimetrelik kısmında yer alan canlı grubu. Tek bir spesifik bir canlı grubundan bahsetmiyoruz. Birçok farklı canlı grubu bu nestonik canlı grubun içine giriyor. O bölgede bir oluşuyor. Bir habitat oluşuyor. Mikroplastikler bu habitatta ne kadar yoğun olurlarsa, ne kadar yoğunlaşırlarsa diğer canlıların çeşitliliği de o kadar azalıyor haliyle. Yani bir yere mikroplastik girdiği zaman, bir yerde mikroplastiklerin sayısı arttığı zaman orada biz canlılığın azalacağını peşinen söyleyebiliriz. Bununla ilgili gerek bizim gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde birçok araştırıcının yaptığı çalışmalar mevcut. Bir bölgede mikroplastik miktarı yüksekse o bölgede zooplankton miktarının düşük olduğu, balık çeşitliliğinde benzer şekilde düşük olduğu ortaya konuluyor. Çünkü niye? Mikroplastikler tek başına mikroplastik olarak girmiyorlar denizler ortama. Birçok başka kirleticiyle beraber giriyorlar. Yani bir indikatör kirletici olarak da nitelendirilebilir mikroplastik. Bir yerde mikroplastik varsa başka kirleticilerden de bahsedebiliriz. Bu da o bölgenin bir kirletici kokteyli tarafından işgal edildiği ve diğer canlıların o bölgede sağlıklı yaşamasını engellediğini söyleyebiliriz. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Biz nasıl ki kışın dışarı çıktığımızda herkesin evinin bacasından ya da fabrikalardan çıkan dumanlar nedeniyle nefes almakta zorluk çekiyorsak, bu mikroplastikler ve beraberindeki kirleticiler de denizel ortamda canlıların, özellikle sucul canlıların o denizel ortamda deniz suyuyla birlikte etkileşime geçmesini güçleştiriyor. Bunu böyle düşünebiliriz. Çok teşekkür ederim. Galiba biraz da gölgelendirme etkisi de oluyor değil mi? Suyun üst tarafında olunca güneş ışığı da giremiyor. Böyle primer produktiviteyi azaltıyor galiba. Tabii. Mesela sahil kumlarında bu ispatlanmış. Özellikle sahilde koyu renkli mikroplastiklerin sahil kumunun sıcaklığını arttırdığı ve bunun da oradaki kaplumbağaların yumurtadan çıkarken dişi erkek oranını etkileyebildiği ile ilgili Kıbrıs'ta yapılmış bir çalışma var. Çok büyük bir sorun. Bir de galiba mikroplastikler artık fosillerde de bulunmaya başladı değil mi? Ben onunla ilgili bir yazı okumuştum. Şöyle, fosillerde bulunmaktan ziyade mikroplastikler de artık kayaş haline gelebiliyor. Çeşitli mineraller ve kimyasallarla bir araya etkileşime girip özellikle plastit dedikleri bir kimyasal, plastit tam hatırlamıyorum ama ismini böyle bu kayaç isimleriyle ilgili bir isim. Jeolojinin, jeologların daha iyi bileceği bir alan. Bir isim, yeni bir isimle plastiklerden, mikro ve makro plastiklerden oluşan bir kaya, yeni bir kayaç tipi tanımlanmış. Yeni yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda yayınlandı bu. Artık literatüre jeolojik ya da işte fosil niteliği de taşıyacak bir hal almaya başladı. Biz zaten bu döneme plastosen diyoruz. Plastosen nasıl ki miyosen, kambriyen, prekambriyen ya da işte milenyum çağı gibi çağlar var, orta çağ var ya da işte ne bileyim neolitik dönem var. Bizim şu anda yaşadığımız dönem insanlığın yaşadığı dönem antroposen, ama şu özellikle son 20-30 yıllık süreci de plastosen olarak nitelendirebiliriz. Artık ben burada daha önce bir arkadaşla beraber bir yayında söylemiştim. Çok ilgisini çekmişti onun. Nasıl ki biz kazı yapmaya gittiğimizde, işte Göbekli Tepe'ye gidip kazı yapıldığında orada kemikler, hayvan kemikleri, arpa, diğer bitkilere ait kalıntılar buluyorsak ve onların yaşam tarzıyla ilgili bir şeyler söylüyorsak, bundan belki 100 yıl sonra yine böyle benzer bir arkeolojik kazı çalışmasında plastikleri mezarlıklarda ya da işte eğlence alanlarında, yıkılmış bir bölgede ya da doğal afete uğramış bir alanda insanlar bulacaklar ve bizim plastikle ne kadar içli dışlı olduğumuzu ve plastik hayatımızın
içerisine ne kadar derinlemesine yerleştiğini de yorumlayacaklar. Bu dönemin simge maddesi, malzemesi plastik. Plastosen o yüzden yaygın kullanılıyor. İnsanlık olarak galiba eserimizle gurur duyabiliriz. Dünyayı nasıl mahvettiğimizle ilgili. Öyle değil mi? Yani gurur duyurur mu bilmiyorum. İşte bir ufak bir ironiydi o. Yani. Buyurun Cem Bey, yapılarsınız. Burada bir şey öğrenmek istiyorum. Aslında yani gerçekten kendim çok merak ediyorum. Şimdi birçok belgesel kanalları var artık. Birçok platformda izleyebiliyoruz. Son zamanlarda da işte yine bir belgesel kanalında dünyadaki bütün hem meteorolojik sistemlerin hem de besin zincirinin temelinden aslında okyanuslarda bulunan fitoplanktonların yattığını anlatmışlardı burada. Bu fitoplanktonların aslında bizim bildiğimizden ziyade dünyadaki oksijen yükünün büyük bir kısmını çektiğini ve aynı zamanda da belirli dönemlerde bu fitoplanktonların patlaması sayesinde özellikle okyanuslarda müthiş bir balık zenginliğinin ortaya çıktığı ile ilgili çok güzel belgeseller izlemiştik. Şimdi tabii siz biraz önce söyleyince bu fitoplanktonlara kadar bu işin etkilendiği, hatta bazı türleri dominant olarak etkilediğini söylediniz değil mi? Ben ismini kaçırdım ama herhalde bu bizim benim bahsettiğim tür değil. Yani oksijen alakalı. Yok, benim bahsettiğim tür şey plankton değil. Benim bahsettiğim tür bir omurgasız sürü. Tabii omurgasız sürü. Evet, deniz dibinde özellikle tutunucu, fouling dediğimiz özellikle insan yapımı malzemelere tutunan canlılardan fouling yapan organizma tutunuyor, orada kalıyor. Bu onun üzerine tutunduğu zaman ağırlaşıp dibe çöküyor. O dipte artık sonsuza kadar kalıyor. Bahsettiğim oydu. Diğer bir konu vardı. Belki orayla şey yapmış olabilirsiniz, eşleştirmiş olabilirsiniz. Plastiklerin, mikroplastiklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde plankton sayısında da ciddi bir azalma meydana gelebiliyor. Evet. Yani ben özellikle bunu sormak istemiştim. Çünkü sonuçta eğer ki biz okyanuslarımızdaki planktonları kaybedersek belki de onlarca yıl içerisinde, bahsedeceğimiz bir süre içerisinde belki tüm dünyanın meteorolojik sistemi veya denizdeki besin zincirinin bozulacağı, bunlardan bahsedebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Zaten ben her defasında söylüyorum. Yani birincil üretim bittiği zaman hayat da bitecek. Çünkü evet, bütün hayat birincil üretime bağlı. Birincil üretimin de ana kaynağı fitoplanktonları. Fitoplanktonları biz yaşayabilecekleri uygun ortamlardan mahrum bırakırsak dünyadaki tüm yaşamın da canlılığın da köküne dinamit koymuş olabiliriz. Bunu tek başına plastiklerle yapmamız biraz zor olabilir. Ancak burada biz bir yaşam tarzından bahsediyoruz. Mikroplastikler bizim bir yaşam tarzımızın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bizim bu bahsettiğimiz yaşam tarzı sadece mikroplastik üretmiyor. Bu yaşam tarzı petrol üretiyor, sera gazı üretiyor, diğer bütün kirleticileri üretiyor. Bu kirleticilerin hepsinin uğradığı ilk yer neresi? Denizler. Şimdi bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Yani olaya bütünsel bakmak lazım. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman biz aslında kendi yaşam kaynağımızın köküne de kibrit suyu döküyoruz farkında olmadan. Farkındayız ama fazla da umursamadan. Hatta okyanusta yanılmıyorsam Türkiye'nin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde bir plastik adası, plastik kıtası mı diyelim, plastik adası mı diyelim, öyle de bir yer var. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben genelde bundan da bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü bu tür bilgiler bazen efsane haline gelebiliyor. Yani neden efsane haline gelebiliyor? Şundan dolayı efsane haline gelebiliyor. Yani evet, şey var. Nedir ismi? Okyanusların bazı bölgelerinde bazı girdap alanları var. Jules Verne'in bir kitabı var. Denizler altında 20 bin fersah. O orada Sargasso Denizi ile ilgili bir bölge, bölüm var. O Sargasso Denizi ile ilgili bölümde şeyi anlatıyor. Diyor ki bunlar gemiyle Sargasso Denizi'nin körfezine, Sargasso Denizi'nin olduğu bölge, yani Meksika körfezinin yakınında işte Cebelitarık'tan hafif böyle bir
saat kaç yönünde diyeyim? Cebel-i Tarık'tan itibaren saat 9:30 yönüne doğru karşıya doğru gittiğinizde tam Sargasso Denizi'nin ortasına düşersiniz. Sargasso Denizi'ndeki bir organik çöp birikim alanından bahsediyor. Diyor ki yani o kadar çok fazla ağaç, bitki kalıntısı, yani onun dışındaki işte alpler, ölmüş canlılar böyle birikmişler orada bir alanda. Geminin kaptanı o alana pervaneyi takmamak için, yani deniz altıyla gezdikleri için denizin altına giriyor 25-30 metre. 30 metre girip orayı öyle geçiyorlar. Ondan sonra tekrar yüzeye çıkıyorlar. Çok ayrıntılı bir şekilde, hatta şeyini de vermiş, koordinatlarını da vermiş o bölgenin. Şimdi o bölge neresi? Bugün biz o bölgeyi dünyanın en kirli alanlarından biri olarak nitelendiriyoruz. Orası Kuzey Atlantik çöp yaması. Kuzey Atlantik girdi bu. Kuzey Atlantik Cair dediğimiz bölge. Şimdi o bölgenin bir benzeri Pasifik'te var. O da aynı kıtanın, Kuzey Atlantik burada, Amerika kıtası bu tarafında tam. İşte bu Midway adasına denk geliyor. Yanılmıyorsam Hawaii'ye de yakın bir bölge olması gerekiyor orası. Tam şeyini bilmiyorum ama olmayabilir. Yani o bölgede de sizin bahsettiğiniz bu işte birkaç ülkenin 3-5 katı büyüklüğünde denilen bir ada, yama, çöp yaması olduğuna, çöp adası olduğuna bahsediyor. Bu bir metafor aslında. Öyle bir ada yok. Ama orada zaman zaman bir araya gelen bir çöp birikintisi var. Yaklaşık 8-10 farklı dilde çöpü bulabileceğiniz bir alan. O oranın 7. kıta olarak nitelendirilmesinin nedenlerinden biri de o bölgenin ne kadar kirli olduğuna değinmek. Kirli olduğuna parmak basmak için böyle bir tanımlama yapılmış. Aslında orada öyle bir ada yok. Ama zaman zaman ciddi bir çöp birikintisi olduğunu söyleyebilirim. Orası mikroplastik kirliliği açısından da çok ciddi anlamda kirlilik barındırıyor. Ama öyle gittiğinizde hadi gemiyle gidelim de adayı görelim, öyle bir ada göremezsiniz yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Peki şimdi bu mikroplastikleri biz bir şekilde alıyoruz. Hatta diş macunlarından bile bahsettiniz hocam. Yani günlük hayatımızda kullandığımız, sık kullandığımız. Ama oradan almasak bile, birinci tükettiğimiz malzemelerden almasak bile, belki de içtiğimiz suda, girdiğimiz denizde, başka kaynaklardan da mutlaka mikroplastik bize ulaşıyor belli ki. Tükettiğimiz gıdalardan, yediğimiz etlere, balıklara kadar bir yerden, birçok yerden geliyor. Peki kesinlikle. Bunun insan sağlığı üzerinde, yani bizim sağlığımız üzerinde ne tarz etkileri var hocam? Şöyle, şimdi bir kere bu mikroplastiklerin insan sağlığına olan etkisi kısmı çok tartışılan bir konu. Neden? Çünkü insan sağlığına etkisini araştırmak çok ciddi engellerle karşı karşıya. Yani insan sağlığı üzerine etkisini hayvan deneyleriyle yapıyorsunuz. Şimdi balıklar üzerine yapılıyor çalışmalar. Şimdi diğer büyük canlılar üzerine bu tarz deneyler yapmak da çok ne etik ne de kolay, zor işler. Ancak şimdi şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Petrol var elimizde. Bu petrolden üretilmiş bir kimyasal malzeme, bir plastik. İçerisine biz bunu şekillendirmek için bir sürü de kimyasal bocalıyoruz. Sonra bunun insan sağlığına zararlı olup olmadığı konusunun şüpheli olduğunu falan söylüyoruz. Genelde var olan durum bu. Ya aslında görünen köy kılavuz istemiyor, ancak yani bilim tabii ispata dayalı, kanıta dayalı bir alan olduğu için bunun kanıtlanması da öncelikli. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda mikroplastiklerin insan sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Bunu iki şekilde ortaya koyuyor. Birincisi fiziksel etki olarak ortaya koyuyor. İkincisi kimyasal etki olarak ortaya koyuyor. Fiziksel etki mikroplastiklerin kendi yapısıyla alakalı bir durum. Şekliyle alakalı, parçacık haliyle alakalı bir durum. Parçacık haliyle alakalı olan durumu mikroplastiklerin işte bağırsaklarda birikebiliyor. Bağırsak mikrovillüslerinin olduğu alanları kapatabiliyor. Ya da işte daha küçük boyutta, nano boyutta olanların bağırsak duvarını geçebildiği, hatta kan beyin bariyerini bile geçebileceği tahmin ediliyor. Çünkü mikroplastikten daha küçükleri de var, nanoplastikler. Nanoplastikleri tespit etmek çok çok daha zor. Ancak bu fiziksel olarak o bölgelere girip oraları tıkayabiliyor, oralarda partikül etkisi yaratabiliyor. Ancak bir de kimyasal etki mevcut. Kimyasal etki de işte bu plastikler içerisindeki kimyasallar. Yani plastiği içerisindeki kimyasaldan ayrı değerlendiremeyiz.
Gidiyorsunuz, su alıyorsunuz bir yerden, içiyorsunuz. PET şişe su. Şimdi o PET şişenin sertleştirilmesi için başka bir kimyasal, yumuşak hale getirilmesi için başka bir kimyasal kullanıyor. Şimdi içerisinde, PET şişenin içerisinde atıyorum fitalat varsa ya da damacana şişesinin içerisinde bisfenol varsa, bisfenol A varsa, bunların kendisinin kanserojen ve hormon bozucu olduğu ispatlanmış. Bunların bu materyallerden suya geçtiği de ispatlanmış. Siz şimdi o suyu içtiğiniz zaman o kimyasalı bünyenize almış oluyorsunuz. Bir tane belgesel var. Terk ediyoruz diye, bırakıyoruz diye, kullanmıyoruz diye bir belgesel. TRT belgeselde sürekli yayınlanır. Orada bir deney yapıyorlar böyle belgeseli sunan arkadaşla galiba eşi. Bir gün boyunca plastik ambalajlı ürün yiyorlar. Her şeyi plastik ambalajlı üründen alıyorlar ve sonra gidip kanlarındaki bisfenol miktarını ölçtürüyorlar. Ve fark edilir düzeyde bir artış olduğunu ortaya koyuyorlar. Bu tabii sadece şey için geçerli değil. Yani o anlık olan bir durum değil. Bunun birikimsel etkisi de var yani. Karaciğerde birikebiliyor, diğer organlarda birikebiliyor. Şimdi plastik deyince akla onların eklenti kimyasallarını da getirirsek, onları da koyarsak bunların zararlı olduğu ortada, bunların insan üzerinde hormon bozucu olduğu, kanserojen olduğu, büyüme engelleyici olduğu ortada, davranış bozukluğu yaptığı da kimi çalışmalarda ortaya konmuş. Hatta bazı plastik eklenti maddelerinin zaman içerisinde zihinsel problemlere de neden olabildiğini özellikle yeni doğanlarda koymuş. Yani geçen bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada henüz hamile olan kadınların hamilelik döneminde bu kimyasallara ne kadar maruz kaldıkları üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bunu tabii de hayvan deneyleriyle destekliyorlar. Bu çalışma sonucunda yeni doğanların ileri yaşlarda ciddi zeka problemleri, zihinsel problemler yaşadığı ortaya konuluyor. Şimdi biz evimizde o çocuğumuzun eline verdiğimiz silgiyi, bildiğimiz silginin içerisinde bu kimyasal ciddi miktarda oluyor. Şimdi çocuk bunu ısırıyor, yiyor. Şimdi bu o anda çocuğa bir şey yapmayabilir. Belki direkt etkisini o anda göstermeyebilir ama uzun erimde birikimsel etkiyle ciddi bir problem yaratacaktır. Belki şu anda biz maruz kaldığımız bu kimyasaların etkisinden dolayı bunun maruziyetini yaşıyoruzdur. Farkında olmayabilir. Bazı sağlık problemlerimiz bununla ilişki olabilir. Çünkü bu tür durumların ortaya konulması için uzun erimli, uzun dönemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcıydı. Ben teşekkür ederim. Cem Bey, galiba sizin bir sorunuz vardı. Ben aslında insan vücudunun etkisinden ziyade bir de bizim tabii ki kendi alanımızla ilgili, mesleğimizle ilgili balıklardaki etkisinden, daha doğrusu su ürünle, genel anlamda tüm su ürünleriyle ilgili olan etkisinden de bahsetmenizi isteyeceğim. Aslında çok kısa bir şeyler değindiniz ama olayı biraz detaylandırabilirsek, çünkü aslında insanların bizimle ilgili bu videoda en çok merak ettiği konulardan bir tanesi su. Su ürünleri nasıl etkiliyor mikroplastikler? Birincisi, mikroplastikler su ürünleri dediğimiz grupta, yani balıkta, karideste, midyede ve benzeri tüketilebilir ve bizim de tükettiğimiz canlılarda birikim yapabiliyor. Sadece şimdi balığı biz yerken midesini atıyoruz. Yemiyoruz midesini. O yüzden o sorundan kurtuluyormuşuz gibi olabilir ama daha küçük partiküllerin mideden balığın etine geçiş yapabildiğine dair çeşitli şeyler var, çalışmalar var. Bir tanesi yeni yayınlandı. Yine Almanya'dan bir ekibin yaptığı çalışmaydı. Geçen haftalarda yayınlanan çalışmada mideden balığı özellikle karaciğerine, diğer organlarına ve hatta derisinden kasına ve beynine kadar transfer olabildiğini ortaya koyuyorlar. Tabii çok hassas ölçüm yöntemleriyle bunlar ölçülmesi gerekiyor. Ancak şimdi doğadaki mevcut denizdeki mikroplastik konsantrasyonunun ciddi anlamda etkili olabilmesi için çok yüksek olması lazım. Şimdi biz mesela yaptığımız çalışmada İskenderun Körfezi'nde kilometre karede 1 milyon adet bulduk. Bu metrekarede
kaça denk geliyor? 1 metrekare alanda kaça denk geliyor? 1000 adede denk geliyor. Yani 1 metrekarede 1 adede denk geliyor. Bir tane 1 metrekarelik alanda bir tane mikroplastik olduğu anlamına geliyor. Bu o mikroplastik o 1 metrekarelik alandan işte İskenderun Körfezi'ni birer metrekarelik karelere böldüğünüz zaman çok ciddi bir miktar değilmiş gibi görünebilir. Yani şey açısından baktığımızda. Ancak bu miktarın artması durumunda bu balıkların bu plastikleri yemek durumunda kalması söz konusu. Bu da bir büyümenin engellenmesi. İkincisi sindirim kanalının tıkanarak midenin dolması sonucu bu canlıların strese girip ölmesine. Hatta bir video var dolaşıyor görmüşsünüzdür. Bir tane balık araştırıcı ya da her kimse midesini açıyor ve midesinden bir tomar plastik çıkıyor. Yani o balık o plastikleri atamayacak. Çünkü ağzı balığın kloğundan daha yani an üstünden daha açıklanabilir, anlaşılır olsun diye söylüyorum. Orasından daha büyük olduğu için çıkış yerinden daha büyük olduğu için giren çıkamıyor, midede kalıyor. Midede kaldığı için de orayı tıkıyor. Zamanla o iç organları da yırtabiliyor. Şimdi böyle bir etkisi olacak. Şimdi kaplumbağalara bakıyorsunuz. Kaplumbağa yavruları bunları yedikleri için ölebiliyorlar. Ondan sonra kaplumbağalar yine benzer şekilde. Kuşlar, deniz kuşları özellikle bundan evet. Çok ciddi anlamda etkileniyor. Deniz kuşlarıyla ilgili bir belgesel var Midway diye. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. O belgeselde albatrosların nasıl plastikten mikro, makro, her türlü plastikten dolayı nasıl hayatlarını öldüklerini, nasıl hayatlarını kaybettiklerini ve adada binlerce böyle midesinde plastik dolu olan albatros ölüsünün olduğunu görebilirsiniz. Yani su ürünleri deyince tabii sadece tüketimlik su ürünleri olarak değerlendirmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tüm su ürünleri açısından düşündüğümüz zaman, su canlıları açısından düşündüğümüz zaman mesela balina, geçen yıl birkaç tane balinanın karaya vurduğunu gördük. Bu karaya vuran balinaların hepsinin midesinden 6'şer 7'şer kilo plastik çıktı. Şimdi bu balinanın bu plastikten dolayı strese girip öldüğünü söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Zaten hayvan açlık çektiği için plastikle dolu midede herhangi bir başka bir gıdaya yer kalmadığı için ve hayvan mide dolu olmasına rağmen hala tokmuş gibi açmış gibi gezmek durumunda kalıyor. Mide dolu ama acıkmış, bir şey yiyemiyor. Çünkü terlik var, tek kullanımlık bardak var, balıkçı ağı var, sera poşeti var, çuval var, her şey var. Bir sürü de mikroplastik var, binlerce mikroplastik var. Şimdi bu daha sonra bu hayvan karaya oturmak durumunda kalıyor, ölüyor. Böyle binlerce örnek var. Ya burnundan pipet çıkan kaplumbağa var. Yani bu çok trajik bir olaydı. Ben hep bu şeyi gösteririm. Tesadüfen karşılaşıyorlar. Artık nasıl girmişse. Bu benzer durum mikroplastikler için de geçerli. Şimdi mikroplastiklerden dolayı ölen milyonlarca, sadece mikroplastik de değil, plastiklerden kaynaklı olarak ölen milyonlarca yengeç olduğundan bahsediliyor. Bu hayalet A da plastik sınıfında, mikroplastik de plastik sınıfında. O yüzden hani tek başına mikroplastikten ziyade tüm plastiklerin çok ciddi anlamda sucul canlıları etkilediğine dair çalışmalar mevcut. Çok teşekkür ederiz. Bir genel kapsamıyla değerlendirdik. Ben sizin mikroplastik grubuyla ilgili web sitenizi incelediğimde benim karşıma tamamlanan ve devam etmekte olan projelerinizle karşılaştım. Tamamlananlar MicroBeach ve Plastortle, devam edenlerse MicroLevant ile daha göreceli olarak daha yeni olan Korona Çöpü. Bu projelerinizin geneline şöyle baktığımızda sahildeki ve su kolonundaki mikroplastik partiküllerle birlikte özellikle İskenderun Körfezi'ndeki deniz kaplumbağalarındaki birikintileri inceliyorsunuz. Bize kısaca bu projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Bu mikroplastikleri nasıl izliyorsunuz? Şimdi MicroBeach projesi bizim TÜBİTAK projemizdi. Burada biz İskenderun Körfezi'ndeki sahillerdeki mikroplastikleri birikimini alansal ve zamansal olarak değerlendirdik. İki dönem olmak üzere bir turistik sezon öncesi ve sezon sonrası dönemde mikroplastiklerin miktarını inceledik bu çalışmada. Plastortle'da da biz plastiklerin özellikle İskenderun Körfezi değil ama Samandağ'da, İskenderun Körfezi'nin hemen
başı Suriye. Ben yanlış tabir etmişim, affedersiniz. Sıkıntılar orasında İskenderun Körfezi sayabiliriz, fark etmez. Çünkü İskenderun Körfezi'ne giren suyun büyük çoğunluğu oradan da geçiyor. O bölgedeki kaplumbağaların plastik çöplerden ne derece etkilendiklerini inceledik biz. Onu da tamamladık. O da yine Ruford Vakfı tarafından finanse edilen bir projeydi. Orada bu iki projede çok ciddi sonuçlar elde ettik. Birer tane de yayın üretmiştik. Çok önemli dergilerde yayınlanan. Birisinde bu bölgedeki özellikle mikro beach projesi kapsamında biz makro plastik de örneklemiştik. Orada Akdeniz'in en kirli sahillerinin Türkiye'de olduğunu ortaya koyduk. Ne yazık ki maalesef. Cennet gibi oralar ama iyi bakmıyoruz. İyi bakmıyoruz çünkü bildiğiniz plastik akını, plastik çöp akını mevcut. Orayı biz Akdeniz'in kirli ucu olarak nitelendirdik. Mediterranean Dirty Edge diye bir makale yayınlamıştık. Plasturtle'da da yine oradaki mikroplastik kirliliği makalesini yine hazırlıyoruz, yayınlayacağız yakında. Bir modelleme çalışması eklemeye çalışıyoruz. Partiküller nasıl sahilin üst tarafında birikiyor gibi. Plasturtle'da da biz üremeye gelen kaplumbağalar plastikle karşılaşınca nasıl bir davranış sergiliyorlar, bunu anlamaya çalıştık. Orada da çok önemli bir veri elde ettik. Büyük plastiklerle karşılaşan kaplumbağaların büyük bir kısmının yumurta bırakmadan tekrar denize geri döndüğü gibi bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü Samandağ sahilini görmeniz gerekiyor. Samandağ sahili çok ciddi anlamda kirlilik içeren bir sahil ve her taraf plastik poşetlerle, ambalajlarla dolu. Her türden plastik çöpü orada bulabiliyorsunuz. Mikro Levant ise bizim uzun dönemli bir projemiz. Sürekli örnekleme çalışması yaparak bunu desteklemeye çalışıyoruz. Orada da özellikle Levant Denizi'nin İskenderun Körfezi kısmına denk gelen bölgesinde su yüzeyinden mikroplastikleri örnekliyoruz. Bunu da bir ağımız var. Mantava tozuna benzer olduğu için ismi de Mantanet. Manta ağa ismi. O manta ağa kanatları var, böyle ağzı girişi var. Bu kanatlarla suyun üzerinde yüzüyor. Suyun ilk 15 santimetrelik kısmını örnekliyor. Orayı süzüyor. Arkasında bir plankton ağı var. Bir de kolektör var. Süzerek biz geminin yan tarafından bir şeyle, halatla çekiyoruz. Bağlayıp iki not hızla ilerleyip suyun yüzeyini örnekliyoruz. Sonra o plastikler kolektöre toplanıyor ve onları hem mikroskopla hem de daha ileri analitik yöntemlerle, cihazlarla inceliyoruz. Son projemiz de yeni başlattığımız korona çöpü projesi. Çünkü diğer mikroplastik kirliliğinin en önemli kaynağı makroplastik kirliliği. Biliyorsunuz bu korona döneminde eldiven ve maske gibi bir zorunluluk getirildi ve insanlara bunu nasıl kullanmaları gerektiğini kimse anlatmadı. Sadece kullanma zorunluluğu getirildi. Bu da çok ciddi ve bir çevre problemini ortaya çıkarttı. Eskiden her yerde sigara izmariti bulurduk biz. Şimdi sigara izmariti sayısı azaldı. Maske ve eldiven arttı. Adım başı maske ve eldiven var. Sigara izmariti kadar maske ve eldiven atılıyor. Şimdi bugün baktım ben. Şimdi Adana'da 1 milyondan fazla maske dağıtılmış. Şimdi bu önümüzdeki bir ay içerisinde 1 milyon tane maske ve eldiven, o kadar yoğun olmuyor. İnsanlar çok fazla eldiven kullanmıyor ama 1 milyon maskenin kontrolsüzce sağa sola atılacağı anlamına geliyor. Ben hani böyle olup olmadığını gidip bir şeye sormuştum. Burada temizlik yapan bir işçi arkadaşa özellikle sormuştum. Yaklaştım yanına. Bisikletle okula giderken gördüm. Bana şey dedi. Hocam dedi, ben hayatımda ilk defa bu kadar çok maskeyi bir arada görüyorum dedi. Yani o kadar her yerde var. Ağaca asan mı dersin? Çöp kutusunun içine de kenarına koyan mı dersin? Yere atan mı dersin? Affedersiniz yani içerisine başka bir çöp daha koyup atan mı dersiniz? Yani o kadar garip bir kirletici profili çiziyor ki bu. İşte bunun yönetilmesi de neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü bu tıbbi atık statüsünde değerlendirilmesi gerekiyor. Ama biz bunu sigara izmariti gibi sağa sola atıyoruz. Çünkü neden? İnsanlar bunu kullanmak zorunda olduklarını biliyor. Ama nasıl kullanmaları, nasıl atmaları gerektiği konusunda herhangi bir fikire sahip değiller. Bunları inceliyoruz. Çünkü bunların yarın öbür gün bizim karşımıza çıkacakları yer denizel ortamlar. Biz evet, yarın arazi çalışmasına çıktığımızda karşımıza ilk çıkacak şey bu eldivenler ve maskeler olacak.
Yarın öbür gün kaplumbağaların midesinden, balinaların midesinden bu eldivenler ve maskeler çıkarsa şaşırmayalım. Korkunç. Evet. Web sitenizde ben yine bir bilgiye daha ulaşmıştım da. Bir araştırmanızı yayınlamışsınız. Tuzda da mikroplastik var. Evet. Mikroplastiğin son durağı insan vücudu mu acaba? Evet. Yani besin zinciri içerisinde biz kendimiz top en yüksek düzeydeki tüketicilerdeniz. O yüzden bu sorunun cevabını evet olarak kolaylıkla söyleyebiliriz. Sofra tuzları biliyorsunuz kaya tuzu, göl tuzu ve deniz tuzundan ibaret. Şimdi kaya tuzu biz bu çalışmayı planlarken göl tuzu ve deniz tuzunda olacağını adımız gibi emindik. Ama kaya tuzunda da bakalım dedik. Çünkü havada mikroplastik var. Bu üretim bandında plastikler kullanılıyor. Bunlar çoğallanıyor. Yani çok böyle hijyenik olmayan ortam. Hijyenik demeyeyim de hijyen başka anlama geliyor. Çok steril olmayan ortamlarda yani başka tarzdan malzemelerin de bulaşabileceği ortamlarda üretiliyor bu tuzlar. O ortamdaki bütün partikül karakteri tuza yansıyor. Dedik ki biz kaya tuzuna da bakalım. Sofra tuzunda olan, deniz tuzunda, göl tuzunda ve kaya tuzunda da biz mikroplastik olduğunu tespit ettik. Yani en yüksek deniz tuzu olmak üzere, sonra göl tuzu, daha sonra da kaya tuzu olmak üzere yani bu mikroplastiklerin direkt olarak denizlerden soframıza geldiğini ortaya koyduk. Yani deniz bize şunu söylüyor. Siz bana iyi bakmazsanız ben de size iyi bakmam. Bu bir döngü galiba. Şimdi yavaş yavaş toparlamadan önce ben size bu plastiklerle ilgili belki çözüm önerilerinden de konuşmamız gerekiyor. Halihazırda doğaya karışmış halde birçok plastik, mikroplastik var ve bizim makroplastik, sizin daha doğrusu tabir ettiğiniz şekilde makroplastiklerin bölünmesiyle, parçalanmasıyla birlikte daha küçük parçalara ayrılıyorlar. Bu plastik kirliliğini halihazırda deniz ortamından güvenli bir şekilde temizlemenin yolu var mı? Şu anda yani herhangi bir zarar vermeden doğaya, herhangi bir etkide bulunmadan temizlemenin bir yolu yok. Şöyle düşünün, yani en son bir proje başlatıldı. Ocean Cleanup diye. Bu işte evet. Az önce Cem Hoca'nın bahsettiği bu büyük çöp yamasının 7. kıtanın olduğu alanı temizleyeceklerdi bu arkadaşlar. Ancak şöyle bir sıkıntı oldu orada. Birincisi çöpü toplayamadılar. Çünkü ilk tasarım denizel ortama çok uyumlu değildi. Daha sonra bir iki modifikasyon yaparak bu çöplerin toplanabileceği bir sistemi yenilediler. Ancak orada da şöyle bir sorun çıktı. Bu plastikleri toplarken binlerce canlıyı da topluyorlardı. Ne gibi canlıyı topluyorlardı? Nöston canlı dediğimiz canlı grubu bu plastiklerle beraber bu alet tarafından toplanıyordu. Bu da bize şunu anlatıyor. Biz plastiği denize bir kere attığımız zaman onu geri alamıyoruz. Onu geri alabilmek için denizden de bir şeyler almak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir kere mikroplastikleri denizden alabilmeniz için süzmeniz lazım. Nasıl süzeceksiniz? Evet. Orada plankton var, balık larvası var, zooplankton var, daha küçük canlılar da var, diğer canlılar var. Bunların hepsini toplamanız lazım. Bunların hepsini de toplayacaksanız bu şu anlama geliyor. Denizi temizlemeniz lazım ama plastikten değil, tüm her şeyden temizlemeniz lazım. Çünkü Amerika'da bir çalışma yapmışlardı. Temiz sahiller gerçekten, yani plastik açısından temiz sahiller gerçekten temiz mi diye bir şeyle yayınlanmıştı. Çünkü o çalışma şunu söylüyordu. Sürekli düzenli olarak sahil temizliği yapılan sahillerde özellikle bu mikroplastikler için diğer canlılar da orayı terk ediyordu. Çünkü sürekli toprağı karıştırıyorsun, kumu karıştırıyorsun. Orada yaşayan, kumla bağlı yaşayan canlılar var. Sen o canlıları da sürekli taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun, onları oradan kaçırtıyorsun. Onlar da oradan orayı terk ediyorlar. Hiç temizlenmeyen alanda daha çok canlılık olduğunu ortaya koyuyorlar. Şimdi bu su yüzeyinden temizlenmesinin de böyle bir maliyeti olduğunu söyleyebilirim. Bu da peki telafi edilebilir mi? Telafi edilebilir bir kayıp olarak düşünülebilir mi bu? Ben ilkesel olarak kaynağında
ortadan kaldırılması gerektiğiyle ilgili düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani neden söylüyorum bunu? Biraz karışık bir cümle oldu ama. Kaynağı neresi? Kaynağı nehir ağızları. Bu sistemler nehir ağızlarında daha az zararla kurulabilir. Zaten bu denizel mikroplastiklerin büyük çoğunluğu kıyılara vuruyor bir şekilde. Eğer ki denize plastik akışını biz engelleyebilirsek bir noktada, diyelim ki bu yıl biz denizlere plastik akışını sıfıra indirdik. Mikroplastiklerin akışını sıfıra indirdik. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde denizdeki plastiklerin büyük çoğunluğu kıyılara vuracak zaten. Deniz çünkü onları kıyıya atacak. Kıyılardan toplayabiliriz. Bu şekilde bir yöntem izlenebilir. Ancak deniz yüzeyinden biz mikroplastikleri toplamaya kalkarsak deniz yüzeyindeki tüm canlılığı da oradan kaldırmak zorunda kalacağız. Tabii ki riske atmamamız gerekiyor aslında. Ben hani hiçbir canlının hayatını riske atmamamız gerekirken ben acaba dedim hani telafi edilebilir mi? Peki buyurun Cem Bey. Buyurun. Ben ekleme yapmak istiyorum. Şimdi tabii bu koronavirüsü süreci bize aslında çok çarpıcı birkaç tane şeyi gösterdi. En önemlilerinden bir tanesi şu aslında dünyada birçok konuda yapılan yatırımların boşa olduğunu, en temel yatırımların aslında tıp alanında, yani tıp derken eczacılık ve diğer tıp alanlarını kastediyorum. Keza aynı şekilde tarım, hayvancılık, balıkçılık alanında ve aynı şekilde de mesela maske ihtiyacıdır, siperlik ihtiyacı, solunucu cihazı ihtiyacıdır. Teknoloji alanında insanlığın yatırım yapmasını ve geleceğine hazırlanması gerektiğini gösterdi. Ve bize yine çok çarpıcı başka bir sonuç daha çıkarttı ortaya. Örneğin karbon salınımının azaldığını, şehirlerimizin daha nefes alınabilir olmaya başladığını gördük. Hatta ben nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama Antarktika'daki ozon tabakasının bile 1980'li yıllara göre çok çok daha fazla kalınlaşmaya başladığını ve bu son dönemlerdeki o korona sonrasında daha da hızlı bir şekilde kapanmaya başladığını yazan bir yazı okudum. Tabii bu bilimsel bir dayanağı var mıdır yoksa sadece magazinel bir haber midir bilmiyorum ama şöyle bir şey var, büyük bir ihtimalle herhalde biz bir 100 yıl boyunca plastik salmazsak doğa bunu kendi kendine tolere edecektir diye bir savda bulunuyorum hocam ama siz ne dersiniz, doğru mudur? Tabii yani şöyle olacak, bir noktada bir şekilde doğa bunu bir yerlere havale edecek. Bunun olduğu ortamı bir şekilde iyileştirecek. Çünkü doğanın iyileştirici bir özelliği var. Ancak burada şöyle bir ayrıntı var. Bizim bu dönemde bunu minimuma indirecek, bu süreçte oluşacak zararı minimuma indirecek bazı önlemler alabileceğimizden bahsediyorum. İşte bunu da işte nehirlerin denizlere karıştığı bölgelerde, sahillerde bu plastikleri toplayarak bir şekilde bunların mikroplastiğe dönüşmeden ortadan kaldırılmasına yardımcı olabiliriz. Ama dediğiniz gibi biz şu anda doğaya plastik çöp bırakmayı terk etsek önümüzdeki 100 yıl içerisinde bu sorunun ortadan tamamıyla kaybolacağını ben de düşünüyorum sizin gibi. Hocam çok çarpıcı şeyler var. Ben yine yakın zamanda bir haber sitesinde izlemiştim. O kadar korkunç şeyler yapıyoruz ki naylon poşetleri pazarlamak için bile onları naylon poşetlerin içerisine koyuyoruz. Yani plastik ambalajın içerisinde onları bile plastik ambalajda satıyoruz. Ama tabii son birkaç yıl içerisinde özellikle plastik poşet kullanımıyla ilgili olumlu gelişmelerin olması beni biraz da umutlandırıyor. Demek ki istersek aslında bu konuda yasal değişiklikler yaparsak bazı gelişmeler kaydedebilirmişiz gibi geliyor bana. Doğru, kesinlikle öyle. Ancak işte bunun sürekli olması lazım. Mesela şu anda korona döneminde ciddi bir poşet tek kullanımlık plastik tüketimi var. Bu pohpohlanıyor. Sanki plastik hijyenmiş gibi bir yalan algıyla bu pohpohlanıyor. Bunun bir an önce bu terk edilmesi gerekiyor. Plastik hijyenik falan değildir. Hijyen temizlikle gelir. Plastikle gelmez. Sabun insanoğlunun bulduğu en eski hijyen malzemesidir. Evet. Doğaya olan zararı da minimumdur.
sabunla elimizi yıkayacağız. Eski geleneksel sabunla. Yani işte bu bakterilerin %99.9'unu öldürüp bir tanesini de ibret olsun diye bırakan sabunlardan bahsetmiyorum. Yani öyle bir karikatür vardı, bilmiyorum gördünüz mü? Seni niye bıraktılar? Bu katliamı gelip size anlatayım, nesiller boyunca benden korkun diye bıraktılar gibi bir karikatür vardı. Tam içeriği böyle bir şeydi ama. Yani şimdi onlar yerine geleneksel sabunla biz bu hijyeni sağlayabiliyoruz. Bizim plastiğe ihtiyacımız yok bu anlamda. Tek kullanımlık plastikler dünyanın en gereksiz plastikleridir. Tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak, bardak, bunlar hayatımızda olmasa hayatımızda hiçbir şey eksilmez. Ancak bizim bu tek kullanımlık kültürümüz maalesef ki bu bahsettiğiniz işte olması gereken iyi şeylerinde, olan iyi şeylerinde, kısmi sınırlı adımlarında zaman içerisinde işlevsizleşmesine neden oluyor. Şimdi 1 Haziran'dan sonra restoranların açılacağı söyleniyor ama herkese tek kullanımlık bardak, çatal, bıçak, tabak zorunluluğu getirecekmiş. Yani açmayın daha iyi. Yani kaş yapayım derken göz çıkartmak oluyor bu. Yani bu kadar plastik atık yönetilemez. Biz hali hazırda kendi plastik atığımızın mevcut %1'ini bile toplayamıyoruz. Bakmayın siz sağda solda %50 ambalaj toplanıyor gibi nereden geldiği belli olmayan, kaynağı belirsiz bilgilerin ortalarda dolaştığını. Bunlar hep dezenformasyon. Çünkü plastik ne yazık ki ne insanlığın ne çevrenin, hiç kimsenin dostu olamaz. Mümkün olduğunca minimum kullanılması gereken bir hayal kırıklığı ürünü. Bir de hocam yani şöyle bir şey var. Biraz da olaya belki şöyle yaklaşmak gerekiyor. Mevcut üretilmiş olan plastikleri sizin söylediğiniz gibi geri dönüştürebilir olmamız gerekiyor ve veya mümkün olduğunca da birkaç defa kullanıp en azından bunu evimizin içerisinde kullandığımız süreyi arttırıp tekrardan yeni üretimini talep miktarını azaltıp dolayısıyla da arz miktarını azaltmaya çalışmak ve bir de tabii ki belki gelişmiş ülkeler bu konuda çok daha iyi hazırlıklar yapmışlardır ama biz de yeni yeni öğreniyoruz geri dönüşüm konusunda. Ben bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratacağım, üzeceğim biraz. Eğer biraz evet hocam. Evet, geri dönüşüm diyorsunuz. Ben yani, geri dönüşüm konusunda biraz şeyim var. Küçük oğlumun da biraz şeyleriyle, desteğiyle biz son birkaç yıldan beridir evde çok ciddi atık biriktiriyoruz hocam. Yani kullandığımız işte pet bardaklardan tutun da diğer bütün ambalajların hepsini topluyoruz ve bir hesap yaptık. Aşağı yukarı haftada 10-15 kilo civarında falan biz sadece 4 kişilik bir aile olarak toplayıp şey yapabiliyoruz. Onları geri dönüşüme gönderebiliyoruz. Evet. Ama şimdi ekleyeceğiniz şeyi çok merak ettim hocam. Az önce bana bir mesaj geldi yine bir şeyden, gruptan. Grup dediğim şey mail grubundan bir mesaj geldi. Mesajın içeriği şu: geri dönüştürülmek üzere toplanan plastik atıkların ticaretine hayır. Yani kendini çok gelişmiş olarak gösteren Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, İngiltere, bu tür ülkelerin, İtalya, bu tür ülkelerin geri dönüştürmek üzere topladığı çöplerin Türkiye'ye, Malezya'ya, Endonezya'ya gönderilmesine dur diyor. Mailin ana içeriği bu. Dünyada geri dönüştürmek üzere toplanan çöplerin ticaretinin yapıldığı, her ülkenin bundan kurtulmak için onu daha az gelişmiş, çevre yasalarının daha zayıf olduğu ülkelere gönderme gibi bir stratejisi var. Bakmayın siz işte Danimarka'nın çöp ya da işte İngiltere'nin çöp ayrıştırmada ya da Almanya'nın çöp ayrıştırmada, plastik ayrıştırmada, geri dönüşümde çok ileri düzeyde olduğuna. Malezya'da Almanya'nın çöp dağı var. Almanya'da toplanmış plastiklerden oluşan atık dağları var Malezya'da. Yeni keşfedildi. İtalya'nın Malezya, Türkiye'de İzmir Kemalpaşa'da İtalya'dan gelmiş plastik çöplere ait, plastik çöplerden oluşan binlerce ton plastik çöpün olduğu bir yer bulundu. Bu tür alanlar Türkiye'de çok fazla var. Türkiye'nin her yerinde var. Henüz ortaya çıkartılmamış. Göreceğiz biz, çünkü geri dönüşüm bir pazarlama stratejisi. Geri dönüşüm bu işin çözümü değil. Geri dönüşüm bir şeydir ama her şey değildir. O yüzden çözüm önerisi olarak geri dönüşümü ben hiçbir zaman sunmuyorum.
Geri dönüşüm yerine ben tekrar kullanım taraftarıyım. Depozito sistemi taraftarıyım. Ürün ambalaj tasarımının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut ambalaj tasarımıyla, mevcut ambalaj yapısıyla, şekliyle, şemaliyle, tasarımıyla bu sistem sürdürülebilir değil. Biz makarnayı alıyoruz, poşetini açıyoruz, atıyoruz o poşeti. Bunun böyle olmaması lazım. Biz peyniri alıyoruz, poşet. Ben markete gittim, adam peyniri, o kaşar peyniri büyük oluyor ya, şöyle 3-5 kiloluk kaşar peynirleri olur bu kadar. Onu poşetinden çıkartmış, kesmiş, streç filme sarmış, onu da başka bir poşete bağlamış, üzerine etiketi yapıştırmış, bana veriyor. Ben poşete erişene, şey, peynire erişene kadar 4 tane plastik bariyer harcıyorum. Bu sürdürülebilir değil. Bu tamamen keyfi, bunun yaptırımı olması lazım. Çünkü ambalaj sektörünün tek derdi kar etmek. Yani biz geri dönüşüm yapılır ya da işte plastikleri topluyoruz diyerek bu sorunun çözülmesinin aslında bir şekilde de ertelenmesine de yardımcı oluyor. Bunu yaparken biz, geri dönüşüm ne zaman faydalı olur? Geri dönüşüm biz çöp üretmezsek faydalı olur. Şimdi ama yani 355 milyon ton yıllık plastik üretiliyor. Bunun %40'ı tek kullanımlık ambalajlar. Her yılda artacak. 2050'ye geldiğinde 1 milyar tona ulaşması bekleniyor. İyi de arkadaş, 1 milyar ton plastik üreteceksek niye geri dönüşümden bahsediyoruz biz? Neyi geri dönüştüreceğiz? Evet. Geri dönüşümün amacı ham madde kullanımını azaltmak değil miydi? Ham madde kullanımını siz 1 milyar ton yapacakmışsınız. Bize niye o zaman geri dönüşümle ilgili bu kadar pohpohlama yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Yani benim demek istediğim nokta bu. Yani plastik üretimi olduğu müddetçe bu miktarda 350 milyon ton. Ya 350 milyon tane fil var mı dünyada? Her bir fili bir ton olarak kabul edersek bu kadar fil yok. Yani 350 milyon tane fil ağırlığında plastikten bahsediyoruz. Ya da 350 milyon yani işte her bir kamyon kaç kilo bilmiyorum ama o şey kamyonu 10 ton ya da 5 ton diye düşünürsek yani bu yaklaşık 7 milyon tane kamyonun her yıl üretilmesi demek. Şimdi biz hani kamyon kullanımını azaltacaktık. Ama her yıl sen yine üretip benim getirip önüme koyuyorsun. Şimdi böyle bir problem var. Biz bazı kavram kargaşalarından kendimizi kurtarmamız lazım. Bunu yapmazsak, poşeti de paralı yapsak, pet şişeye de vergi koysak bu sorunu çözemeyiz. Ne zaman ki biz içtiğimiz suyun şişesini 3 yıl 4 yıl sonra tekrar kullanılabiliyorsak o zaman biz bu problemi çözebiliriz. Ne zaman ki biz aldığımız makarnanın ambalajını tekrar götürüp o makarnayı üreten şirketin geri dönüşüm bankosuna koyabiliyorsak o zaman biz bu sorunu çözmek için adım atabiliriz diyelim. Yoksa o makarnanın poşeti, o peynirin kabı, o şişe Endonezya'da kıyıya vuran balinanın midesinden, işte İskoçya'da kıyıya vuran ispermeçet balinasının midesinden çıkmaya devam edecek. Pipet kullanmaya devam edersek kaplumbağanın burnundan o pipeti biz çıkartmakla uğraşacağız. Yani çözüm çok basit ama aynı zamanda çok zor. Çok ciddi bir irade gerektirir. Yani çözüm tek kullanımlık plastikte ilk çözüm. Tek çözüm değil de ilk çözüm. Tek kullanımlık plastiklerin hayatımızdan çıkartılmasıdır. Bunu yapmazsak, tek kullanımlıkları biz hijyenik diye pazarlarsak biz bu sorunun altından kalkamayız. Zaten bu korona sonrası ben Türkiye'nin çok ciddi bir çöp problemiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yabancı çöplerin de çok ciddi miktarda ülkemize giriş yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu anlamda çok ciddi girişimleri var yabancı firmaların bu çöplerini Türkiye'ye göndermek ya da Türkiye gibi ülkelere göndermek üzere. Umarım tahminlerimde yanılırım. Umarım ben yanlış söylüyor olurum. Ben hatalı çıkarım da işte İzmir'in dağlarında, Ankara'nın ovalarında, Adana'nın yaylalarında bu plastik çöpleri biz bulmak zorunda kalmayız. Evet. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin bu plastik kirliliğiyle başa çıkmak konusunda bir girişme yok galiba, değil mi? Ya da ben elle tutulamıyorum. Yok. Sıfır atık yaklaşımı vardı. Önemsiyordum ben sıfır atık yaklaşımını. Ancak oldukça yetersiz kaldı. Parayla poşet uygulaması vardı. Ancak işte görüyoruz, markete gidiyorsunuz, her şeyi poşete koymuşlar. Ne anladık biz bu işten? Baktık ki o da anlamsız oldu artık, anlamını yitirdi. Depozito sistemine hala geçmedik.
Şimdi yeni bir sistem tasarlıyorlarmış. Duyduğumuza göre biz depozito beklerken onlar ambalaja vergi koyacaklarmış. Ne anlamı varsa ambalaja. O parayı da ben ödeyeceğim bu arada. Vergisini. Evet. Ambalaja vergi. Yani şimdi bakıyorsunuz bütün ülkeler o pet şişelerin ya cam şişelerin diğer ambalajların üzerlerine işte 0.20 euro, 0.10 euro, 0.5 cent gibi şeyler yazıyor ki götürüp onu depozito makinesine koyup parayı alabilirsiniz diye. Biz ne yapıyoruz? Biz bunu yapmayacağız. Üzerine vergi koyacağız ki gidip o çöpü sen attıktan sonra toplayalım o parayla. Yani bir kere çöp üretmeye devam etmiş olacağız bu minvalde. Bakın ne güzel şişeyi gösteriyorsunuz. Üzerinde balıklar da var. O, evet, evet çok güzel. Ben de matara kullanıyorum. Yanımda taşıyorum sürekli. Çünkü evet, artık ben de yapmak zorundayız. Plastikten mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Bu çevre suçuna ortak olmamak için en azından kendi payımıza düşeni yapabiliriz. Evet. Burada o zaman bize aslında son kullanıcılar olarak, tüketiciler olarak düşen önemli bir görev de var. Aslında kendimizi bu konuda bilinçlendirirsek, öncelikli olarak tek kullanımlık plastikleri her ne koşulda olursa olsun reddederek, almayarak böylelikle bu konuda oluşacak olan talebi sıfıra yakın bir şeye indirerek bu konuda oluşacak olan arzı da engellemeye çalışabiliriz aslında. Tüketici olarak belki bize düşen en önemli görevim de bu olduğunu düşünüyorum. Siz söylediğinizden. 3 aşama var. Sizin söylediğiniz bir şeyi tüketicilerin yapabilmesi için 3 tane arka 3 tane R. İngilizcesi refill, reuse, recycle. Yani tekrar doldur, tekrar kullan. Hani baktın ki hiçbir şey olmuyor o zaman recycle yani geri dönüştür. Ya yani bu 3 aşamayı biz kendi yaşamımızda özellikle ilk 2 aşamayı sürekli hale getirebiliriz. 3. aşamaya ihtiyacımız kalmaz. Evet. Bugün katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Çukurova Üniversitesi Sorunları Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalı'ndan Doktor Sedat Gündoğdu ve Aquapenos Sorunları Mühendisliği ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorunları Mühendisi Cem Kadeş ile birlikteydik. Bugünkü konumuz mikroplastikler ve bunlardan nasıl kurtulabileceğimiz ya da mikroplastiklerin etkileri üzerine bugün konuştuk. Deniz Ambabam Çıksakom'da yayınladığımız videolarda ilgili yeni bir gelişmemiz var. Şu şekildedir kendisi. Bize konuk olan tüm değerli misafirlerimiz için Tema Vakfı'nın ağaç dikim alanlarına fidan bağışında bulunuyoruz. Bu böylece hem çevreye duyarlı bir gelişme, çevreye duyarlı bir davranış olup aynı zamanda Türkiye'deki doğanın gelişmesi için yapabildiğimiz minik katkılardan bir tanesini yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada olmanız gerçekten çok değerli ve önemliydi sevgili Sedat Gündoğdu ve Cem Kadeş. Umarım en kısa zamanda yüz yüze de görüşme imkanımız olur. Korona günlerinden sonra İzmir'de, Adana'da ya da belki Antalya'da. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. İyi günler. Çok keyifli bir görüşmeydi. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.